Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. SRC uygulama sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Ocak 5 ve 18 2020'de çıkan yeni uygulama sınav soruları. Mutlaka uygulama sorularını inceleyin arkadaşlar. Uygulama sorularını incelemeden sınavlara girmeyin. Size de çıkabilir arkadaşlar. Evet, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sınavda 3 tane soru soruluyor. İkisini mutlaka cevaplamamız gerekiyor. Süremiz 60 saniye. Yazılı sınav ve uygulama sınav hakkımız ayrı ayrı 4'tür. Bilginiz olsun. Teorik sınavı geçtikten sonra uygulama sınavı da aynı gün yapılmaktadır. Bunu sık sık arkadaşlar soruyorlar bana. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aynı yerde yapılıyor. Soru 1. Resimdeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabarit sınırlaması getirmektedir? Gördüğünüz gibi A yükseklik, B uzunluk, C genişlik. Evet. Hangisini getiriyor? Bakın. 3.50 metre ne yapıyor burada? Yükseklik gabarisini sormuşlar bize. Cevabımız Adana. Hedef başarıysa doğru yerdesiniz arkadaşlar. YouTube Nedim Şeker Akademi kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz, bakın ikinci sorumuzda görseldeki faslalı sarı ışık, evet faslalı sarı ışık yanıp sönüyor. Sürücü ne yapmalıdır? A yavaşlayıp yol uygunsa dikkatli geçmelidir. B geçilir, değilse durup geçen araçlara yol verilir. B durmalıdır. C yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir. Evet. Bize neyi soruyor? Faslalı sarı ışık. Yanıyorsa sürücü ne yapmalıdır? Yavaşlıyor. Yol uygunsa dikkatli geçer. Değilse durup geçen araçlara yol verir. Seçeneği doğrudur. Cevap Adana'da verilmiş. Evet. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuz yine bir trafik sorusu. Resimde görmüş olduğunuz polis işaretine göre hangi araçlara yol açıktır? Evet, bakın burada trafik polisi yolun ortasında durmuş. Bakın kollarını açmış. Dikkat edin. Trafik derslerinde de yine konuyu anlatırken söylemiştik. Trafik polisinin ön ve arkası kapalıdır. Bakın ön ve arkası kapalıdır. Yani 2 ile 4 bekler. 2 ile 4'ün olduğu şıklar bir kere yanlıştır arkadaşlar. Bakın A seçeneğinde 4 var, yanlış. B seçeneğinde 2 var, yanlış. Zaten bir tane cevabımız kaldı. 1 ile 3. Doğrudur. Kol istikametleri yolun açık olduğunu bize bildiriyor. Yani 1 ile 3 geçer, 2 ile 4 beklemelidir. Evet arkadaşlar, YouTube Nedim Şeker Akademi kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. %100 SRC mülakat ve yazılı sınavları kazanma garantili. Örnek soruları kaçırmayın. Hoşça kalın.